Şimdi Üstad, cin padişahlarının içinde söylediğimiz gibi dünyada nasıl iyi yöneticiler, kötü yöneticiler varsa onların içinde de iyi yöneticiler, kötü yöneticiler var. Ancak burada toplumlar içinde yanlış olarak bilinen bir şeyi anlatmak isterim ben. Cin padişahlarının ne olduğu ne olmadığı konusuna girmeden önce. Şimdi Üstad, şöyle bir durum var. Cin padişahlarının bazı isimleri var. Ancak bu isimler ve o isimlerdeki padişahlar çok önceden yaşamış padişahlar. Mesela bunlardan bir tanesi Mürre. Padişah Mürre çok mühim bir padişah. Abdullah el-Hiyem İbni Ehlem Mürre diye geçer. Neden çok mühim? Önce onu söyleyeyim, sonra diğer konuya geçeyim. Lütfen hocam. Şu yüzden çok mühim. Padişah Mürre şeytana, iblise uyan ve haşa Allah'ın cin ırkına haksızlık yaptığını düşünen o dönem bir padişahtı. Dedi ki ya biz kulluk vazifesini yapıyoruz. İçimizde kötüler var, kabul. İçimizde kötüler var, kabul. Ama biz kulluk vazifesini yapıyoruz. Tekrar bir varlık yaratmaya gerek yoktu. Madem yarattın, o zaman bizimle aynı yerde oturtmasaydın bunları. Başka bir yerde yaratsaydın. Senin yaratma gücün sonsuz. Bunu yapabilirsin. Ama Allah tıpkı meleklere söylediği gibi onu ben bilirim dedi. Mürre bu zihniyetteki bir padişahtı. Ve Mürre'nin bir özelliği var. Padişah Mürre'nin, Ehlem Mürre'nin bir özelliği var. Ehlem Mürre Türkiye'de yaşadı. Türkiye'de bir ilimizde yaşadı. Ve kabilesi ve kabilesinin devamında olan bütün varlıklar Türkiye'de. Nerede? Bugünkü ismiyle Mardin şehrimizde, Nusaybin'de. Nusaybin cinleri dedikleri Mürre'nin kabilesidir. Mürre daha sonra Allah Resulü geldiğinde, düzeltiyorum, Hazreti İsa'dan sonra Hristiyanlığı kabul ettiği söylenir Mürre'nin. Hazreti İsa çarmıha gerildiğinde şeytana savaş açmıştır. Çünkü orada vesvas dediğimiz, vesvese veren cinlerin de çok ciddi bir şekilde müdahale ettiğini söyler. Daha sonra Hazreti İsa çarmıha gerilmiştir. Bu çarmıh olayından sonra işte olaylar olmuştur, bitmiştir, dağılmalar yaşanmıştır. Aziz Barnaba, Barnabas İncili ile beraber Hazreti İsa'dan sonra bir peygamber geleceğini beyan ettiğinde Mürre de buna inananlardan bir tanesidir. Demiştir ki evet, Allah Hazreti İsa'yı bu yeryüzünden aldı çünkü bunlar hak etmiyordu. Bunlar dediği nefret duyarak insanlardan bahsetmiyor. Hem insanlardan hem cinlerden bahsediyor. Fakat Hazreti İsa'dan sonra bir peygamber geleceğine emin, bir Resul geleceğine emin ve onun isminin Ahmet olduğuna emin. Birini bekliyor Ahmet diye, Mürre ve kabilesi. Birini bekliyor Ahmet diye. Ve Allah Resulü gelip de nübüvvetini açıkladıktan, peygamberliğini açıkladıktan bir süre sonra, ki Kur'an-ı Kerim'de de geçer, Ahkaf 29'du herhalde. Orada mesela Mürre'den bahseder. Açık açık ismini vermez ama Mürre'den bahseder. O Mürre'dir işte. Der ki Kur'an-ı Kerim'de bir cin kabilesi Kur'an okunurken onların, Peygamber Efendimiz'in meclisine gitmişti ve Kur'an dinlemişlerdi. Ve sonra demişlerdi ki kendi aralarında, susun da bu Kur'an'ı dinleyin. Konuşmayın kendi aranızda. Çünkü diyorlardı ya Mürre bu ne? Bu nedir? Bu okudukları ne anlama geliyor? Diye Mürre'ye soruyorlardı. Mürre de onları fırçalamıştı. Susun, dinleyin. Kur'an'da da aynen böyle yazar. Daha sonra Mürre diyor ki yine Kur'ani sözlerle, vallahi ne güzel bir Kur'an dinledik. Yine Kur'an'da devam ediyor. Diyor ki onlar Kur'an-ı Kerim'i dinledikten sonra bu ne güzel Kur'an dediler. Ve sonra oradan elçiler olarak ayrıldılar. Elçi ne demek abi? Elçi tebliğ eden, bir üzerine vazife olan herhangi bir bilgiyi başkasına taşıyan demek. Bir nevi de peygamber görevini makam anlamında olmasa bile vekalet anlamında üstlenen kişi demek. Sahabeler de bu görevi yaptı. Mürre oradan geliyor, ayrılıyor ve Nusaybin'e. Nusaybin de emrediyor. Bizim dinimiz İslam'dır. Biz
Muhammed'e iman edeceğiz diye Müslüman oluyor. Müslüman olduktan sonra ismini Yusuf diye değiştiriyor. Yusuf peygamberin hikayesini çok seviyor. Yusuf peygamberi çok seviyor. Bir iddia, net olarak bilmiyoruz, kesin bir kayıt yok elimizde. Ancak söylencelerden bir tanesidir. Yusuf peygamber kuyuya atıldığında kuyunun başında ağlayan, hüzün eden, Allah'a dua eden, ey ya Rabbi bu mübareği sen buradan çıkar diyen cin kabilesinin lideri Mürre'nin dedesi. Mürre bu yüzden Yusuf peygambere aşık. İşte bu nedenle de isminin kendi kendine işte Yusuf ismini verdiği söylenir. Fakat dikkat çekmek istediğim yer şurası. Bugün toplumumuzda ya da işte Orta Doğu'da, dünyanın başka yerinde de olabilir, cin padişahları geçmişte yaşamıştı. Örnek Mürre gibi. Bu cin padişahlarının halen günümüzde daha yaşadığı sanılıyor ve isimleriyle o padişahlar çağrılmaya çalışılıyor. Hayır, böyle bir şey yok. Hata yapıyorsunuz kardeşim. Mürre, şu an itibariyle yaşamıyorlar mı? Hayır. Hocam rakamlar da veriliyor. Şimdi bunların belli bir sayısı var mı? Yani örneğin hocam ben işte programa çalışıyoruz. Bir 7 rakamı önüme çıktı. Bu doğru bir rakam mıdır? Padişah sayısı olarak. Evet. Programın başında beyan ettiğim gibi 7 tane Müslüman cin padişahı var idi. Bir tanesine suikast yapıldı, bir tanesi hayatını kaybetti. Yerine kimse gelmedi. Vekaleten bile kimse gelmedi. Çünkü inanış şu. Diyorlar ki biz son yüzyıla girdik. Ya da son yüzyıl demeyeyim de o kıyamet olacağına inandığımız son çeyreğe girdik. Bu tabii, bu daha doğru bir tabir. Son çeyreğe girdik. Bu nedenle hayatını kaybeden bir padişahın, Müslümanlardan bahsediyorum, bir padişahın yerine farklı bir padişah makamı gelmedi. Çünkü onlar da Mehdi'yi, Mesih'i bekliyorlar. Diyorlar ki bu makam artık geçersiz. Biz son Resulü bekliyoruz. Biz ona iman edeceğiz. Bu nedenle şu an 6 tane cin padişahı, 1 tane boş makam var ama 7 tane cin kralı var. Yani konsey, o 7 rakamı doğru. Konsey çok farklı. Yani, konsey onların daha üstünde. Yani konsey yerinde değil mi? Tabii tabii, konsey yerinde. Ama konseyleri de, hatta bak orada da hata yapılıyor. Konsey üyelerini bile cin padişahı diyorlar. Ya değil. Yani her önümüze gelen, her böyle karşılaştığımız ya da tarihi vesikalarda ismi geçen, makamı büyük olan cinler padişah olmaz. Ya şöyle düşün. Genelkurmay Başkanı. Kim mesela bugünkü? Ahmet Mehmet. İşte Genelkurmay Başkanı Ahmet. Aa, o da cin padişahı. Değil abi. Cin padişahı olan Recep Tayyip Erdoğan. Misal. Hayır. Herkes cin padişahı değil. Bizim toplumda bu var. Hepsini cin padişahı sanıyoruz.